Merhabalar, Yücel Özdemir ismim, Kayserliyim. E, gördüğünüz üzere ahşap üzerine e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ahşap biraz kendi doğamızda da olduğu için bunu e, tam anlamıyla daha güzel e, nasıl zirveye çıkartabiliriz? O anlamda çalışmalar yapıyoruz. Biz kendimizi 15 yıl öncesinde keşfettik ancak 5 yıldır tam anlamıyla faaliyetteyiz. E, ceviz özellikle sehpalarda e, aşırı derece talep gören... Ceviz kullanıyoruz, ardıç kullanıyoruz. Bunların da hep en iyisini, en kalitelisi nasıl olur? O şekilde. Yaklaşık bir, bir buçuk ay civarında oldu. O da e, arada işler yaptığımız için. E, onu aralara e, sıkıştırdık işin açığı. Tasarımlar biraz doğaçlama diyelim. Biraz değil zihin e, gücüyle. E, hani Daha önceden marangozluk falan böyle bir e, ustalık, kalfalık, çıraklık hesabı. Bizde o yok. Biz tamamen doğaçlama, biraz ondan farklı bir konsept. Yani zihin gücüne dayanan e, diyelim. Birçok kısmı e, ardıç, birçok kısmı da çamdan oluşma. E, çünkü e, bunda doğallığı yakalayabilmek için dalların doğal halini yakalamak gerekiyor. E, yani sonradan yontma diyoruz biz ona. Yontmayla falan e, biraz estetiği, biraz da orijinalliği bozulmuş oluyor. O yüzden biraz da zaman aldı zaten. Parçalarını e, hemen hemen birçok ağaçtan kullandık. Yani ardıç olsun, çam olsun, ceviz olsun kullandık. Şöyle e, üretim süresi derken lambaların tabi e, dizaynına göre e, biraz tabi e, zaman alıyor. Nasıl zaman alıyor? Tek lambalı, iki lambalı, üç lambalı e, köşe lambalarında mesela zaman alıyor. E, i̇llaki olacak. Biz bu işe başladığımızda çok bir sermaye ile başlamadık. Yani tabiri caizse emanet odunlar. Yani bulduğumuz odunlar. Araç yok. Belli başlı bir iş yerimiz olmadığından. Tabii maddi anlamda da bayağı bir sıkıntılar çekiyorduk odunu. Çanakkale'de mağazada gezerken böyle ithal bir ürün. Metal böyle ciks bir diyelim. Bir lamba tarzı bir şey gördüm. Sonra onu beynimde geliştirdim. Yani bu ahşap olursa şöyle olur böyle olur. Birader'e bir resim attım. Sonra küçük bir abajurla başladık. Ee, ahşapla bayağı bir uğraşıyordum çocukken. Yani e, uğraşıyorduk ama e, bunun illa ki bir gün ortaya çıkması gerekiyordu. Yani artık ticari amaçla veya mesleki amaçla bir şekilde e, ortaya çıkması gerekiyordu. O yüzden e, yani yavaş yavaş, yavaş yavaş tesadüfler, e, kısmetler, nasipler derken birleştirdik. Devasa bir e, şey ahşap dünyasına geldik yani. Ee, biraderim, kardeşim, elektrik teknisyeni dediğim, ee, ben zaten babam sağ olsun e, ee, 4-5 tane de elemanımız var. Yani bir aile şirketiyiz. Yaklaşık 81 ilde e, müşterilerimiz var çok şükür e, yurt içinde. Yurt dışına da direkt olmasa da dolaylı 5-6 ülkemiz var yani. Şükür herkes bir şekilde nasipleniyor.